DRT ekranlarından herkese merhaba. Hayat Mutfak'ta programına hoş geldiniz efendim. Bugün yine güzel bir pazar günü geçiriyorsunuzdur umarım. Çünkü biz harika bir programın startını verdik bugün yine. Bugün harika bir şefim var. Kendisini çok seviyorum. Yıllar önce televizyona ilk başladığımda, ilk yemek programı yapmaya başladığımda daha doğrusu başlangıç programı Sunu Hanım'la birlikte yapmıştık. Bugün de davet ettim. Çok sağ olsun. Kendisi beni kırmadı. Evet. Hoş geldiniz Sunu Hanım. Hoş bulduk Gülşen Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle beni kırmadığınız için çok sağ olun. Teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Sizinle birlikte olmak gerçekten çok güzel. Güzel bir enerji veriyorsunuz sağ bana. Sağ olun. Sizin sayenizde. Sağ olun. Hatırlıyor musunuz ilk programımızı? Tabii ki unutulmuyorum. Evet, ben çok güzeldi. Benim ilk heyecanımdı. Benim. Daha çok heyecanımdı. Sağ olun. Aynen. Sayenizde çok güzel bir program olmuştu. Teşekkür ediyorum. Çok evet. Sağ olun. Sizin sayenizde teşekkür güzel ederim. Yemekler yapmıştınız yine bize. O güzel evet. Lezzetli yemeklerinizden yemiştik. Evet, bugün de yine harika tarifler var. Ekranlarda evet. Onu paylaşacağız. Evet. Ama öncesinde şimdi izleyicilerim sizi merak etmişlerdir. Şöyle kısaca bir sizi tanıyalım. İsmim Suna Kunter. 5 yıl önce Bahar Ev Yemekleri Kafe diye bir yer açtım. Zaten o zaman ilk çekimimizi sizle yapmıştı. Aynen. 5 yıldır da bu sektördeyim. Zeytinyağlılar, et yemekleri, tatlılar, tuzlular ne istenirse yapıyoruz. Seviyorum evet. İşimi güzel. Kesinlikle. Güzel gidiyor mutfağı şu anda. Mutfağı seviyorsunuz. Evet, yemek çok seviyorum. O çocukluğumdan bir aşktı zaten benim için. Öyle mi? Baba mesleğim ayrıca ana. Babamın da lokantası vardı. Hı hı. Öylelikle bugünlere geldik. Vallahi ne sizi güzel. Sizi tanıdım o sayede. Aynen. İşte ben bu işimi o yüzden çok evet. seviyorum. O kadar farklı insanlarla, güzel insanlarla tanışıyorum ki hayatıma hep böyle güzellikler geliyor. Ne güzel. Sonsuz şükürler olsun. O yüzden gerçekten çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Evet, şimdi bugün yine izleyicilerimize sizin o güzel tariflerinizden birini paylaşacağız evet. değil mi? Evet. Bugün bir fırın kabak yapacağız. Fırın börek de, kabak börek de diyorum ben buna. Unsuz, glutensiz oluyor. Yufkasız, hamursuz. Mısır unu kullanacağız sadece. Çok pratik güzel. Ve lezzetli bir yemek. Hani kabak da çok sevilmeyen bir sebze ya. Bu sayede bilmiyorum çok bizim iş yerimizde seviliyor bu. Evet. Yapıyorum ben. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Sunu Hanım'ın eli de çok lezzetli. Özellikle sebze yemekleri inanılmaz evet. lezzetli. Evet, ben biraz otçuyum. Değil mi? Sebze evet, yemeklerini çok, çok güzel yapıyorsunuz. Evet. Bayıldım yani evet. o geldiğimde. Merakım o yöne daha çok evet. Kahvaltılar da çok güzeldi. Evet. Bu arada kahvaltılar da güzeldi. Çeşit çeşit kahvaltılıklar evet. böyle. Harika valla çok güzel. Şimdi bunu börek olarak mı yapacağız? Börek diyorum kabak ben. Börek fırın diyoruz. Kabak diyorum. Fırın kabak börek diyorum. Artık nasıl isterseniz. Evet. Börek seven çocuklarınıza evet. da rahatlıkla yedirebilirsiniz. Peyniri de var içinde. Sağlıklı zaten. Değil mi? Evet. O zaman hemen malzeme sebze, listesine evet. geçelim mi? Şimdi kabaklarım var. Halka halka doğranmış. Kaç kabağımız vardı? 4-5 tane kabak. Yapacağımız tamam. kaba göre. Yarım demet maydanoz dereotu var. İnce kıyılmış. 4-5 dal taze soğanımız var. Onu kıydık güzelce. 200 gram kadar kaşar peynirimiz var, 200 gram kadar beyaz peynirimiz var, 3 yumurtamız, mısır unumuz, sevdiğimiz baharatlar. Biz karabiber ve pul biber kullanacağız. Evet. Bir de bir bardak süt. Evet, ama isteyen istediği baharatı koyabilir. Koyabilir. Her programda söylediğimiz gibi evet, değil mi? Evet, nane, onları sevenler evet. kullanabilir. Şöyle kabağa dereotu çok yakışıyor. Çok yakışıyor, aynen. Taze soğan i̇nanılmaz da çok yakışıyor. Taze soğan evet. evet, evet. İnanılmaz güzel bir evet. lezzet veriyor. Ben mesela kabak yemeğini çok severim. Yazında sık sık yaparım mutlaka. Sebzeyi evet. ben de çok seviyorum. Ve daha önce hiç böyle dereotuyla birlikte yememiştim. Öyle ama mi? Dereotuyla yiyince daha ayrı bir lezzet evet. oldu. Daha ayrı bir güzelliği oldu. Dereotunun sanki ayrılmazı gibi. Değil şey, mi? Kabak ben hep ikisi. Böyle bakla yemeğinin içinde, baklanın evet. üzerinde falan diye düşünürdüm. Ya da işte enginar dolması. Evet. Ona sizin enginar şeyleriniz de, çanaklarınız da güzel oluyor bu arada. Evet, evet. Takip ediyorum ben sizi. Biraz, evet. Değil mi? Onlara ondan meraklıyım. Sonra hep onu da biliyordum yani dereotunu ona yakıştırıyordum ama kabağa da inanılmaz yakışıyor. Evet. Güzel oluyor. Buradan tavsiye ediyoruz sevgili evet, izleyiciler. Evet, şeyimiz de var. Sarımsakla muskatımız. Onları söylemeyi unuttum. O da çok güzel bir lezzet veriyor. Muskat da koyacağız. Evet, muskat da koyacağız. Evet, hadi bakalım. O zaman yapalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hı-hı. Önce hangi ne yapıyoruz? Şimdi önce sosunu hazırlayalım. 3 yumurtayı tamam. kırıp. Çocuklar da sevebilir yani az önce söylediğim gibi. Şimdi bir anne olarak önce yaptığım yemekte hep şey diyorum.
Değil mi? İnsan öyle düşünüyor. Hı hı. Acaba çocuklar sever mi? Acaba bunu oğlum kızım sever mi diye, ama tabii ki börek seviyorsa, ki çocukların çoğu seviyor. Çok da sağlıklı, oldukça evet. da güzel. Bir bardak süt koyacağım. Hatta birazını koyacağım, sonra ilave ederiz. Gluten alerjisi olanlar evet. için de değil mi? Mısır az unu. Önce söylemiştiniz. Hı hı. Çok güzel bir tarif. Mısır unu ne kadar koyuyoruz? 3 yemek kaşığı, böyle dolu dolu biraz. Baharatlarını koyalım. Buraya tuz koymamışız yalnız. Su mu? Tuz. Tuz. Tamam. Hemen şöyle tuzumuzu da vereyim ben size. Hı hı. Tatlı da çok güzel bugün sevgili izleyiciler. Evet. Harika bir tatlı yapacağız bugün de. İlk başta onları böyle karıştırıyorsunuz herhalde. Aynen. Bir sos yapacağım evet bu şekilde. Bir sarımsak yeterli oluyor. Vallahi yarısı da yeter ama işte artık ne kadar sarımsak seviyorsanız güzel oluyor bir diş. Değil mi? Hı-hı. Sarımsak da güzel oluyor, lezzet veriyor. Aynen. Muskatın yarısını rendeleyelim. Muskatın yarısı. Şimdi evet. şöyle muskat şey değil mi, bu şekilde satılıyor böyle top halinde. Ceviz halinde. Ceviz evet. halinde. Çok aroması yüksek bir baharat. O yüzden çok yapmaya gerek yok ama bir tık kullanıldığı zaman da lezzeti artırıyor. Nelerde kullanıyorsunuz muskatı? Muskat beşamel sos da çok yakışıyor. Fırın makarna da, beşamelli fırın makarna, sebze. Benim bir çorbam var, şehriyeli yapıyoruz. Onun içine beyaz unlu filan bir çorba. Ona da rendeliyorum ben. Çok güzel oluyor. Muskat rendeliyorsunuz. Evet, bunun içindeki lezzet ne diye dikkat çekiyor yani. Öyle hoşlarına mi? Gidiyor insanların. Çok iyi. Evet. Şimdi yemekleri yaparken, ki siz böyle farklı yemekleri seviyorsunuz. Seviyorum. Mesela bir de kabak sıyırma var Sunu Hanım'ın yaptığı. Evet. Daha önce yapmıştı. Onu da tadına baktım. Çok güzel. İnanılmaz lezzetli böyle. Çok hoşuma evet. gitti. Hatta bugün onu mu yapsak, ne yapsak acaba diye böyle bir ikilemde kaldık. Ondan sonra ama ben onu yaptığımızı unutmuştum da size evet. Evet evet, onu yapmıştık. Kabak sıyırmayı evet. yani tadı damağımda hala böyle. Çok güzel olmuştu. Önce bir kendinize yapıyor musunuz? Önce bir tadıyor musunuz? Çünkü farklı şeyler yapıyorsunuz. Böyle mutfakta alışılmışın dışında. Şöyle oldu. Artık çok yıllardır ben bu işleri denediğim için bazen tarife baktığım zaman hani bunun güzel olacağını anlıyorum. Denemeden de artık çıkarabiliyorum menüye. Çünkü biliyorum onun içeriğindekinin ne olabileceğini. Evet. Ama tabii çocukluğumdan beri çok şey denedim. Çok meraklıydım. Şimdi biraz daha herhalde profesyonelleştim. O yüzden çok şey olmuyor. Şimdi kabakları atacağım içine. Çok böyle yeşilliği bol. Tabii dereotu sevmeyen bilmiyorum. Peki şey olarak peynir ve kaşar peynirini ne zaman koyacağız? Şimdi onu arasına koyacağım. Bir kat kabağa yayacağım. Şundan yağlayacağım kabımızı. Tamam. Biraz bolca yağlayacağız. Çünkü içine çok yağ koymuyoruz. Ha, kat kat olacak böyle. İki kat evet, arasına peynir olacak. Evet, kabağı yufka gibi değerlendiriyorsunuz aynen, yani. Aynen, aynen evet. Lezzetlendirip. Aslında böyle hani beş çaylarında yapılıyor ya hamur işleri falan. Onun yerine bu tarz şeyler de yapılabilir. Evet. Çayın yanına, ana yemeğin yanına yan yemek. Hepsi her şekilde güzel bir şey evet. Şimdi günler de uzadı artık. İnsanlar böyle hani akşam üstüne doğru değil mi? Öğleden evet. sonra böyle bir karnı acıkıyor. Atıştırmalık bir şeyler arıyoruz ama. Aynen. İşte o da sağlıklı şeyler olması gerekiyor. Vallahi maalesef artık eskiden annelerimiz, babalarımız her şeyden azar azar yemişler, kilo almamışlar ama şimdi öyle bir döngüdeyiz ki ne yesen sanki. Ama artık doğal beslenme olmuyor. De çok azaldı değil mi? Yani azaldı. Bir yandan da hızlandı aslında. Şöyle, daha doğrusu onu tam olarak söyleyemedim ama yediğimiz gıdaların ne kadar doğal ve ata tohumundan evet. yapıldığını bilmiyoruz. Yani onlarda da işte hormon kullanılırsa
Evet. O da insanların işte metabolizmasını yavaşlatıyor diye düşünüyorum. Bünyemizi bozuyor diye düşünüyorum. Aynen. Doğallıktan çıktık yani. Biraz tohumda doğallıktan çıktık. Evet, temiz tarım maalesef. Değil mi? Yok. O yüzden çünkü geçmişte insanlar gerçekten çok uzun ömür ve sağlıklı yaşıyorlarmış. Topraktan besleniyorlar. İnsanların ruhu da doyuyormuş galiba Gülşen Hanım eskiden. Şimdi ruhumuz aç bence. Ah, çok güzel. Evet. Kesinlikle doğru söz söylediniz. Mutsuzluk ve ne bileyim doyumsuzluk var çok fazla. Çok fazla. Aynen. Şimdi kabakların arasına ben bir kat peynir koydum. Beyaz peyniri koydunuz. Şimdi kaşar koyacağım biraz da. Oo, bence çok güzel olacak bu da. Şimdi tekrar kabaklarımı yayacağım üzerine. Fırında ne kadar süre pişecek? 35-40 dakika yüksek ısıda. Kabağın sulanmasına müsaade etmeyeceğiz. Hızlıca pişireceğiz. Düşük ısıda pişirirsek kabak sulanır. Bunlar doğru, da püf noktası. Evet. Olan bir sebze. Evet. O zaman önceden fırınımızı ısıtacağız. Isıttık değil mi? Biz. Evet, hı-hı, ısıtalım. Aynen, daha güzel. 200 derecede. Evet sevgili izleyiciler, şimdi ben size bir de konumdan bahsetmek istiyorum. Bugün çok güzel bir konuya değineceğiz. Denizli Özel Cerrahi Hastanesi nöroloji uzmanı Doktor Fatma Efendizade ile birlikte olacağız. Ve Alzheimer konusuna değineceğiz. Eğer unutkanlık yaşıyorsanız ki hepimizin hayatında var, mutlaka unutuyoruz. Unutmadığımız bir şey yok ama şöyle bir masum unutkanlık var. Bir de gerçekten tehlikeli safhaya gelmiş olan unutkanlıklar var. İşte siz hangi döngüdesiniz, neredesiniz? Bugün onu doktor hanımdan öğreneceğiz. Lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın. Sizi unutuyor musunuz? Vallahi unutuyorum. Değil mi? Günün içinde aynen. Yoğunluktan unutuyorum bazen. Yani, evet. İşte bazı masum unutkanlıklar var. Bazıları da gerçekten artık tehlikeli safhaya gelmiş. Yani hastalık olarak addedebileceğimiz evet. unutkanlıklar var. Bunları bence ayırt etmek çok önemli çok değil mi? Çok önemli. Öğreneceğiz herhalde şimdi doktor. Kesinlikle. Bugün öğreneceğiz. Evet. Evet oldu herhalde evet, değil mi? Evet bunu fırına atıyoruz. Kabak böreğimiz oldu. Evet. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Kabak böreğimiz pişsin efendim. Konuğum stüdyoya geldi. Ben hemen konuğumu almak istiyorum. Sunu Hanım size kolay gelsin. Teşekkür ederim. Siz devam edeceksiniz evet. herhalde. Az sonra tatlı için yine yanınıza geleceğim. Tamam. Tatlının malzemelerini izleyicilerimize aktarırız. Tamam size kolay gelsin. Sağ olun. Evet Deniz Özel Cerrahi Hastanesi nöroloji uzmanı Doktor Fatma Efendizade stüdyo konuğum olacak. Hadi bakalım izliyoruz. Fatma Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederim. Öncelikle bu yoğun iş temponuzun arasında bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Bugün gerçekten çok önemli bir konuya değineceğiz. Belki de şu an bizi izleyen herkesin kafasına takılan sorulardan bir tanesi. Acaba Alzheimer hastası mıyım? Ben niye bu kadar çok unutuyorum diye mutlaka bir soru işareti vardır. Onların cevabını bugün vereceğiz inşallah değil mi? Evet. Evet ama öncelikle şimdi bizler sizi çok iyi tanıyoruz ama şu anda ekranlarını yine açan izleyicilerimiz olabilir ya da sizi tanımak isteyenler olabilir. Kısaca şöyle sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Fatma Efendizade, nöroloji uzmanıyım. 2015'ten beri nöroloji uzmanıyım. Uzmanlığımı Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aldım. Yaklaşık 3,5 yıldır da Denizli'de çalışıyorum. Evet. Bu şekilde nörolojik evet. hastalara bakıyoruz. Oldukça da yoğunsunuz değil yoğunuz, mi? Yoğunuz evet çok özellikle yoğunsunuz. Bu pandemi birazcık daha azalınca hastalar biraz daha rahat dışarıya çıkmaya başlayınca hastamız arttı. Değil mi? İnsanlar biraz böyle bu süreçte hastanelere gitmekten korkuyorlar ama tabii onun şöyle bir tehlikesi de var herhalde. Teşhisler hepsi biraz daha gecikiyor değil mi? Tabii tabii. Bizim özellikle nörolojik hastalıklarda erken teşhis çok önemli. Değil mi? O evet, yüzden tabii kesinlikle. Biraz da bilinçli artık hastalarımız. Zamanında başvurmak istiyorlar haklı evet, olarak. Evet, gerçekten çok önemli. Evet. Şimdi bugün Alzheimer konusuna değineceğiz. Az önce de söylediğim gibi herkesin kafasında bir soru işareti var. Çünkü hayatta birçok şeyi unutuyoruz. Bazen şöyle söylüyorlar hatta, ben dün akşam yediğim şeyi unutuyorum. Diye söylüyorlar. Gerçi bu ne kadar doğru. Hani belki de lafın gelişi olarak söylüyorlar ama tehlikeli unutkanlık var. Bir de normal hayatta yaşadığımız bir unutkanlık var. Bugün bunu evet. ayırt etmek istiyoruz. Evet. Sayenizde ayırt edeceğiz. Evet. Alzheimer nedir?
Alzheimer hastalığı aslında genel başlık olarak demans dediğimiz bir gruptan, demanstan bahsedeyim de, tanı olarak. Şimdi demansla Alzheimer çok karışıyor birbirine. Evet. Aslında halk arasında bunama hastalığı dediğimiz şeyi ikisine de ait edebiliriz. Yani ikisi için de diyebiliriz. Ama demans çok genel bir tanı. Yani gitgide böyle zihinsel yetilerin kaybolmasıyla giden tüm hastalıkları demans altında topladık. Yani demans genel bir başlık. Ama bu hastaların %80 kadarı, hatta %85 kadarı Alzheimer hastası olduğu için, çok büyük bir grup Alzheimer hastası olduğu için genellikle demans deyince akla ilk Alzheimer geliyor. Ama demans tanımı altında diğer Alzheimer türleri de mevcut. Değil mi? Evet, evet. İkisi çok fazlasıyla karıştırılıyor. Evet. Bugün onun ayrımını yapacağız. Evet. Peki şimdi Alzheimer hastalığını şöyle tanımlayacak olursanız neler söylersiniz? Evet. Şimdi Alzheimer hastalığı özellikle ilk olarak yakın belleğin, yani yakın hafızanın kaybolmasıyla başlayan, gitgide diğer beynin diğer işlevsel fonksiyonlarının da kaybolmasıyla ilerleyen, maalesef ilerleyici sinsi bir hastalık. İlerleyici bir unutkanlık hastalığı diyebiliriz. Özellikle de 65 yaş üstünde sık görülen bir bunama, demans hastalığı Alzheimer. Alzheimer'ı bu tanımı nedeni de tam olarak nedeni bilinmemekle birlikte çevresel ve genetik faktörler de var ama beyinde anormal bir protein birikmesi oluyor. Bu protein birikmesi de beyindeki hücrelerin arasındaki bağlantıyı kopararak, bozarak gitgide beynin küçülmesine neden oluyor. İşte halk arasında hatta Alzheimer hastalığının beyin küçülmesi olarak tarifleyen hastalarımız da oluyor. Aslında çok da yanlış değil. Evet, beynin bizim tıp dilinde atrofi dediğimiz küçülmesiyle giden ilerleyici bir hastalık. Evet, evet. Şimdi siz öyle söylerken benim de hani aklıma şey geldi. Şimdi dediniz ki 65 yaş ve sonrasında çok görülür. Peki bunun öncesinde demek ki bazı belirtileri var. Yani öncesinde mi başlıyor aslında Alzheimer? Evet, aslında bazı çalışmalar göstermiş ki Alzheimer hastalığı belirtileri başlamadan 15-20 yıl önce artık beyinde değişiklikler başlıyor. Yani ama maalesef bunu tam olarak hasta, mesela hasta tamamen normal, kendini tamamen normal hissediyor. O süreçlerde mesela 65 yaştan sonra Alzheimer başlayacak. Hasta 45 yaşında artık beyinde değişiklikler başlıyor. Ama bunu ne kendisi ne çevresi, biz de doktorlar olarak da fark edemeyebiliyoruz. Çünkü hiçbir şikayeti yok, hiçbir klinik tablosu yok. Evet. Ama daha sonra yapılan patolojik çalışmalar göstermiş ki o beyinde o hücresel seviyede olan değişiklikler 15-20 yıl önce başlıyor. Yani 65 yaş ve sonrası o zaman iyice artık Alzheimer'ın tamamıyla başladığı. Tabii. Son aşam, son evreler mi artık? Yani genelde yok. Geri 65 yaş evreler mi? İlk evresi 65 yaş üstünde genellikle başlar. Tabii genellikle çok daha erken de başlayabilir de daha çok gördüğümüz 65 yaş üstü. Zaten Alzheimer oranı %3-%4 gitgide de yükseliyor. Yani mesela bu 75-80 yaşın üstünde %25'lere çıkıyor. 90 yaşın üstünde %50'lere çıkıyor. Yani şöyle diyebiliriz, 90 yaşın üstünde iki kişiden biri Alzheimer hastası. Alzheimer hastası, evet. Bu kadar çok. Peki evet. Türkiye'deki oranı nasıl? Türkiye'de de oranı yine bu şekilde, dünya istatistiklerine uygun. Yani yaklaşık şu anda 700 bin civarı Alzheimer hastası var. Evet, evet. Ya bu daha tanı konan, hani tanı konmayan, biliyorsunuz bazen de şuna bağlanıyor. Yaşlıdır, unutur. Evet. Biz mesela bunu artık, yani tıp bunu artık kabul etmiyor. Artık yaşlanmaya başladı. Yani tamam, unutmuştuk evet, falan diye. Ama... Evet, o bir şekilde. Peki bunun tedavisi var mı? Alzheimer'ın. Yani ya da önleyebilir miyiz? Önce bir onu sorayım. Alzheimer genç yaşta bunu önlemek için yapabileceğimiz bir şeyler var. Mesela ben şu anda Alzheimer ileride olmamak için ne yapmalıyım? Yani tam olarak şunu yaparsanız Alzheimer hastası olmayacaksınız diyemiyoruz maalesef. Tam olarak önlemenin bir formülü yok ama genel öneriler var. Sağlıklı beslenme, Akdeniz diyeti, yürüyüş, sürekli egzersiz ve sürekli beyni aktif tutmak. Yani beyin egzersizi aynı zamanda. Hem vücut egzersizi hem de beyin egzersizi yapacağız. Yani kitap okuyacağız, bulmaca çözeceğiz. Mutlaka bir hobimiz olacak. Yani mesela bunu çok görüyoruz. 65 yaş üstü hastalarda öyküde hep bu var.
emekli olana kadar çok aktifti, çok aktif çalışıyordu, çok şeyle uğraşıyordu. Birdenbire işi gücü bırakınca bunalıma girdi, depresyona girdi, akabinde de unutkanlık başladı. Bu çok duyduğumuz bir senaryo. O yüzden iş hayatımızda öyle bir hobimiz olacak ki işimizi gücümüzü bıraktıktan sonra da ona devam edelim. Çünkü beyni tabiri caizse aktif tutmadığımız zaman paslanıyor yani. Hani. Evet, evet. Ve sürekli çalıştırmamız gerekiyor, evet, o zaman. Evet. Mesela halk eğitim merkezleri çok güzel kurslar açıyor. Şimdi siz bunu demişken ben de burada söylemek istiyorum. Gerçekten daha önce yaptığım programlarda böyle el sanatlarıyla ilgili çalışmalar da vardı. Ve dediğiniz gibi emekli olmuş ama eve çekilmemiş, kabuğuna çekilmemişler. Evet. İşte orada ne bileyim el sanatlarıyla ilgili çok güzel çalışmalar yapıyorlar. İnanılmaz güzel şeyler. Hem kendilerini mutlu ediyorlar hem de böyle çevrelerine işte hediyeler veriyorlar. Çok güzel bir şey. Ama demek ki bu oldukça faydalı. Faydalı hem motivasyon oluyor yani, hı hı, depresyon, anksiyete dediğimiz kaygı bozukluğu, bunlar, hı hı, Alzheimer'ı çok tetikleyen ve ilerleten durumlar. Biz mesela depresyonu, anksiyeteyi yaşlı hastalarda hep dikkat altında bulunduruyoruz. Çünkü, hı hı, ileride diyoruz ki bu Alzheimer tetikleyebiliyor. İşte böyle şeylerde, hobilerde, hı hı, depresyondan, kaygıdan da uzak durmamıza yardımcı oluyor. Evet. Şimdi unutkanlık demişken, şimdi bazı unutkanlıklar var. Mesela işte bir şeye koyuyorsunuz ama koyduğunuz yeri bulamıyorsunuz bir türlü. Ya da ne bileyim işte bir şey soruyorlar. Ya işte onun ismi şuydu, isim hafızası bazılarının, evet, yok mesela. Bazılarının isim hafızası, evet, çok olmuyor. Ama hemen diyorlar ki ya ben de bir Alzheimer belirtisi, ben Alzheimer mı olacağım? Tabii bu da bir korkulan bir hastalık, evet, olduğu için. Şimdi masum unutkanlıklar var. Bir de herhalde Alzheimer hastalığının, evet, belirtileri olan unutkanlıklar var. Evet. Nasıl ayırt etmeliyiz bunları? Evet, aslında bu da bir kaygı sonuçta. Bu konuda kaygı çok yüksek, haklısınız. Çok. İşte ben Alzheimer mıyım, Alzheimer, tabii, olacak mıyım kaygısı çok yüksek. Masum unutkanlık derken yani bunu tam net bir cevabı yok ama birkaç faktöre bakmak lazım. En önemlisi şu, hastanın, bize genelde yaşlı hastalar geliyor unutkanlıkla. Evet, gençlerde de çok unutkanlık var, evet, ama yaşlılarda biz şuna bakıyoruz. Önceki hayatındaki önceki performansıyla şu anki arasındaki farka. Bazı insanlar genel olarak mesela çoğu zaman da dikkati dağınıktır. Mesela kendi bir işe kolay kolay veremez. Hemen dikkati dağılır, unutkandır. Mesela bu sorguladığımızda 19 yaşında da böyleydi. 49 yaşında da, şimdi 79 yaşına gelmiş, yine aynıdır. Hı. Ama bazı hastalar, mesela benim zehir gibi hafızam vardı. Ya da yakınları söyler, zehir gibiydi hafızası, sonradan böyle oldu. İşte sonradan böyle oldu cümlesi mesela daha tehlikeli bizim için. Daha böyle uyarıcı bir şey. Demek ki var bunda bir şey diyorsunuz. Evet, değil mi? Demek burada ki var sonradan olduysa. Masum unutkanlık derken şöyle diyebiliriz. Mesela B12 eksikliği çok yaygın o da. B12 eksikliğine bağlı unutkanlık. Kaygıya bağlı unutkanlık. Bir de kafalarımız çok dolu oluyor. Sürekli bir şey düşünüyoruz böyle sürekli. Evet. Oradan ona böyle, hani sanki bu beynimizde yaşayan bir başka bir dünya var. Tam onu söyleyecektim. Çok yoğun. İnsanların, hı, çoğu yoğun. Yoğunluktan, evet, aynı anda beynimizde bir sürü şeyi çözmeye, halletmeye, bir sürü program yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bir taraftan hem bu hayatımızın günlük yoğunluğu var, hem de kendimiz biraz dolduruyoruz beynimizi. Değil şu mi? Nasıl olacak, bu nasıl olacak, kaygılar. Evet, sürekli düşünüyoruz, evet, değil mi? Belki o sırada bir iş yapıyoruz ama aklımız başka yerde. Evet. Sonra ben onu yaptım mı yapmadım mı unutman çok normal tabii ki. Çünkü, hı hı, o sırada başka şey düşünüyordun yani. Evet. Buna belki biraz masum unutkanlık diyebiliriz yani. Ama yine de böyle bir şey yaşıyorsanız mutlaka nöroloji uzmanına, mutlaka, değil mi? Mutlaka, mutlaka. Tabii bunu hastayla konuştuktan gerekiyor. Sonra bazı, hı hı, tetkikler yaptıktan sonra, diyebiliriz ki bu tehlikeli bir unutkanlık değil ama bunu da zamanında tedavi etmek lazım. Çünkü hayat kalitesini düşüren bir şey. Kesinlikle, kesinlikle çok, evet, doğru söylüyorsunuz. Peki şimdi Alzheimer hastalığında yaş ve cinsiyet faktörü de var mı? Var, işte az önce belirttiğim gibi 65 yaş üstü genellikle ortaya çıkar. Genç yaşlarda ortaya çıkan tipleri de var ama onlar daha çok genetik, ailesel. Bu arada genetik faktöre de değineyim. Alzheimer genetik midir, ırsi midir diye de bize, hı hı, çok soruyorlar. Genetik faktörü var. Mesela bir kişinin annesinde babasında Alzheimer varsa onda Alzheimer çıkma oranı diğer Alzheimer hastalığı olmayan kişilere göre, yani ailesinde Alzheimer hastalığı olmayan kişilere göre iki kat daha fazladır.
Ama yine de bu ihtimal %3-%4'tür yani. Çok da tedirgin olmasınlar. Yani %3-%4 bir genetik geçişi var Alzheimer'ın. Hı-hı. 65 yaş üstünde başlayanların. Ama mesela 45 yaşların bir Alzheimer başlamışsa, hı-hı, onda mutlaka genetik testler, taramalar yapmak lazım. O erken yaşta başlayan Alzheimer'ların genetik geçme riski maalesef biraz daha yüksek. Daha yüksek. Yaş faktörüne değinecek olursak, dediğim gibi 80-90 yaş üstü artık bu oran %50'lere çıkıyor Alzheimer hastalığı riski. Hı hı. 90 yaşında iki kişiden birisi maalesef Alzheimer hastası gördüğümüz, evet, evet, kadarıyla. Hı hı. Cinsiyet faktörü de şöyle, kadınlarda erkeklere göre biraz daha yüksek. Söylemeyin hocam. Tamam. Söylediniz hocam. Öyle mi? Ay Allah korusun, ama gerçekten biraz, ben de biraz yüksek araştırırken baktım, Allah dedim. Aslında biz kadınlar çok düşünüyoruz hocam. Yani düşünebiliyor musun? Şimdi evi düşünüyorsun, işi düşünüyorsun. Bu böyle hani sürekli bir düşünen bir beyiniz aslında. Evet. Neden kadınlarda daha fazla? Belki de bundan. Ondan mı? Yani çok mu yıpratıyoruz kendimizi? Kadınların sorumluluğu biraz daha. Tam olarak tabii bunun bilimsel bir açıklaması yok, niye daha fazla diye. Ama tabii ki işte dediğiniz şeyden, kaygı bozukluğu. Mesela kadınlarda kaygı daha fazla oluyor. Evet. Diğer çevresel faktörler vesaire, genetik faktörler yine etkili olabilir. Evet. Şimdi Alzheimer hastalığının peki tanısını nasıl koyuyorsunuz? Bir hasta size geldiğinde herhangi bir tetkik, bir şeyler yapıyor musunuz? Evet, Alzheimer hastalığının tanısını şöyle koyuyoruz. İlk önce konuşmakla. Yani Alzheimer hastalığı daha çok klinik bir tanıdır. Yani klinik ne demek? Daha çok hastayı muayene ederek konan bir tanıdır. Herhangi bir MR, tomografi, kan tahlilleri vesaire gerekmeden de, yani tabii ki onları yapıyoruz ama %80-90 oranında hastayla konuşmakla, unutkanlık testi dediğimiz testlerimiz var. Onları yapmakla %80-90 oranında tanısını koyabiliyoruz. Şöyle yapıyoruz. Hem hastayla hem de hasta yakınıyla konuşuyoruz. Bazı sorular soruyoruz. Genelde ilk belirtilerinden bahsedecek olursak, hasta en çok yakın zamanı unutmakla geliyor. Yakın zamanı, mesela hasta yakınları şunu söylüyor hatta bazen. Aslında çok da unutkan olduğunu düşünmüyorum. Mesela askerliğini çok iyi anlatıyor. Askerlik anılarını çok canlı anlatıyor. Geçmiş, çok geçmiş zamanı, evet, unutmuyor, öyle mi? Çocukken olan olayları çok iyi hatırlıyor. Düğününü anlatıyor mesela bunlar. Ama işte o zaman beyin sağlamdı. Beyin sağlam olduğu için o zamana göre olan anılar daha sağlam kalmış. Yakın zaman zaten önemli. Yakın zaman kaybıyla, yakın bellek kaybıyla başlar bu hastalık. Hafızaya almıyor, evet, hiçbir şekilde. Evet, yeni bilgileri kolay kolay öğrenememekle geliyorlar genellikle. Hı hı. Eşyalarını kaybediyor. Sürekli eşyasını kaybediyor. Ve üçüncü de en esas belirti, ilk belirtilerden, isimlendirmede sorun yaşıyor. Mesela herkes kaybedebilir anahtarını, cüzdanını, dalgınlığa gelebilir. Evet. Ama herkes kolay kolay mesela şunu yapmaz, cüzdanını gösterir. Ya neydi bu şey neydi, adı neydi gibi. Yani eşya isimlendirmede ve insan isimlendirmede de sorun yaşamakla başlar. İşte bu zaman biz artık ilk belirtiler bunlar diyoruz. Alzheimer düşünüyoruz bu ön tanı olarak. Sonra unutkanlık testi yapıyoruz. Tabii ki hastanın eğitim düzeyine göre. Yani mesela, evet, o ilkokul mezunuysa farklı, üniversite mezunuysa farklı testlerimiz var. Ondan sonra da kan tahlili ve beyin MR'ı çektiriyoruz veya tomografi duruma göre. Ondan sonra tanıyı kesinleştiriyoruz. Evet. Tedavi aşamasına geçildiğinde peki önlenebilir bir tedavi mi uyguluyorsunuz, yoksa sadece yavaşlatmak amacıyla, evet, mı? Keşke de önlenebilir deseydim ama diyemiyorum maalesef. Yavaşlatabiliyoruz. Evet. Bu arada tedaviye geçmeden önce şundan bahsetmek, tabii, isterim. Buyurun. Az önce ben ilk evreyi anlattım. Alzheimer'ın 3 evresi var. 3 evresi var. Evet. Hafif, orta ve ileri evre. Hafif evrede dediğim şeyler oluyor. İsimlendirmede sorun, eşya kaybetme ve sık sık aynı soruları sorma. Hasta yakınları şey diyor, az önce bir şey konuşmuştuk, 10 dakika sonra yine soruyor aynı şeyi. Hatta uyarıyorlar, işte anne baba konuşmuştuk ya az önce bunu, yine soruyorlar bu şekilde. Evet. Ama artık orta evreye geldiğinde, bu arada
ilk evrede hasta kendi işlerini bir şekilde kendisi halledebiliyor. Çalışıyorsa, normal hayatta devam edebiliyor. Evet, çalışıyorsa hatta çalışmaya devam edebiliyor. Yön bulmada sorun yaşamıyor, yolunu buluyor, işine gidiyor, geliyor. Bunları halledebiliyor. İşi hayatını belki çok etkilemiyor, daha çok evin içinde ailesi tarafından fark ediliyor. Tabii biraz bu sırada kaygı da oluyor. Hastada bir kaygı gelişiyor. Ben niye böyleyim, ben böyle değildim. Evet. Bir sorgulama gelişiyor ve bazen bu evrede depresyona da girebiliyorlar. Ama orta evrede artık hastalarda yön bulmada sorun yaşıyorlar. Yani yolu bulamıyorlar. Hani sürekli evlerine giderken evet, ya da işe giderken. Evet, biz artık hasta yakını şunu dediğinde kayboldu, kayboldu, gittik, bulduk, getirdik dediklerinde biz artık şey diyoruz, artık orta evreye gelmiş. Artık orta evrede. Ve son evrede de yavaş yavaş tüm işte beyinle ilgili tüm işlevsel fonksiyonları yavaş yavaş yitirmeye başlıyorlar. Yani mesela günlük artık aktivitelerini yapamıyorlar, yardımsız giyinemiyorlar, yardımsız yemek yiyemiyorlar. Hatta yemek yemeyi unutabiliyorlar ya da tam tersi yeme bozukluğu gelişiyor mesela. Yemek yediklerini unutup bir daha yiyorlar ya da hiç yemiyorlar. Ondan sonra ve davranışsal belirtiler eklenmeye başlıyor maalesef. Yani psikiyatrik belirtiler. Yani hiçbir zaman yapmadığı şeyleri yapmaya başlıyor. Mesela herkesin içinde yapmaması gereken bir şey bir anda yapıyor. Bağırmaya başlıyor, küfredebiliyor, saldırabiliyor. Yani bunlar da artık son evre belirtileri oluyor. Evet. Gitgide motor belirti dediğimiz yürümede bozukluk. Artık desteksiz yürümemeye başlama vesaire gibi artık gitgide maalesef bakım hastası haline geliyorlar. Yani çocuk başıyor gibi mi geldi? Evet. Yani öyle gibi geldi bana. Evet, hani böyle biraz bir bakıma öyle. Muhtaç biraz daha şey. Evet, 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 gerçekten çok zor. Yani siz böyle anlattıkça Allah kimsenin başına vermesin. Evet, amin. Yani olana da şifalar versin amin. İnşallah ama gerçekten zor bir hastalık aslında. Zor. Peki zamanında önceden mesela işte B12, omega 3 ya da beynimizin desteklememizin de bir faydası olabilir mi? Tabii ki olur. Tabii besinlerle. Ki yani. Ne gibi besinler tüketelim? Akdeniz diyeti. Biz her zaman Akdeniz diyeti öneriyoruz. Yani hazır gıdalardan, fast food dediğimiz hazır gıdalardan uzak durmak. Evet. Mümkün olduğunca ev yemekleri, sağlıklı, zeytinyağlı, çok kızartma yememek mesela, daha çok fırın, tava yemekleri, kızartmadan biraz uzak durmamız gerekiyor. Evet. Bunun bir nedeni de şey, kolesterol. Kolesterol yüksekliği, şimdi biz Alzheimer, beynin küçülmesi vesaire dedik ya, ama bir taraftan damarsal faktörleri de var. Mesela aynı Alzheimer gibi klinik gösteren, aynı Alzheimer gibi bulgular veren, vasküler demans var mesela. Bu damar tıkanıklığına bağlı demans. Bu niye gelişir? Damarlarımız tıkandığı için. Mesela bir inme geçirdiyse hasta, boyundan beyine giden damarlarda ya da kalp damarlarında darlık varsa bu riski taşıyor. Bu da olmasın diye zaten hem kalp sağlığı hem beyin sağlığı için mümkün olduğunca işte zeytinyağlı, yeşillik ağırlıklı, meyve sebze ağırlıklı beslenmeyi öneriyoruz. Ayrıca da haftada iki defa balık tüketmeyi öneriyoruz. Evet. Tabii ki omega B12 takviyeleri gerekiyorsa alabilir hastalar ama bizim önerdiğimiz hani ilaç da evet zaman zaman takviye edelim ama sağlıklı beslenmeyi bir rutinimiz haline getirelim diyoruz. Yani. Evet, evet. Şimdi tedavise geçmeden önce hemen bir soru aklıma geldi. Covid-19 hastalığı işte 2 yıldan bu yana gerçekten çok savaş veriyoruz tüm dünya olarak. Nörolojik açıdan da Alzheimer'ı tetiklediğini okudum bir yerlerde ama acaba doğru mu bu bilgi? Onu sormak evet, istedim. Evet, doğru okumuşsunuz. Covid-19 virüsünün çok fazla şeyi oldu. Hani komplikasyon dediğimiz başka sistemler üzerinde etkisi. Biri de nörolojik sistem oldu maalesef. Çok araştırmalar yapıldı bu konuda. Evet. Çalışmalar yapıldı. Beynimizde temporal lob dediğimiz bir lob var. Bu şakak kısmımızda. Bu burasının zaten Alzheimer hastalığında orası daha çok küçülür. Biliyorsunuz COVID enfeksiyonunda hastaların tat ve koku duygusu
duyusu, evet, duyusu kaybolur. Hı hı. Bu arada Alzheimer hastalığının da ilk belirtilerinden biridir tat ve koku duyusunun kaybolması. Öyle sonra mi? Çalışmalar evet ilk belirtilerinden biridir. Hatta hiç unutkanlık başlamadan da başlayabilir. O yüzden biz mesela koku alamıyorum diyen hastalara mutlaka başvurun, bir unutkanlık açısından değerlendirelim diyoruz. Hı hı. Ve bunun üzerine gidildi. Hani koku almama COVID'de de Alzheimer'da da ve aynı yerleri tuttuğu görüldü. Covid'de aynı yeri, beyinde aynı bölgeleri etkilediği için Alzheimer hastalığıyla ilişkili olduğu ortaya çıktı. Yani Alzheimer hastalığını tetiklediği ya da Alzheimer hastalığı varsa hızlandığını çok gördük. Evet. Çok fazla mesela demans hastası, Alzheimer hastası gördük bu pandemi sürecinde maalesef. Aa, evet, evet. Bir de şiddetli bir baş ağrısı yaptı, yapıyormuş. Yapıyor. Değil mi? Baş ağrısı, yani baş dönmesi, hatta bir yıla kadar süren, mesela bir yıl önce Covid geçiren baş ağrısı nedeniyle hala takip ettiğim hastalar var. Bir yıl boyunca baş ağrısı evet, devam evet, ediyor. Evet, kronik bir baş ağrısına da dönüşebiliyor maalesef. Gerçekten aslında çok büyük bir hastalıkla evet, savaşıyoruz. Gerçekten evet, tüm dünya olarak savaş veriyoruz. İnşallah güzel günler en i̇nşallah, yakın zamanda inşallah, tüm dünyanın olur diyorum. Yani tek ülke olarak söylemek istemiyorum. Tüm dünyamızdan evet, gider. Peki i̇nşallah, şimdi tedavisine geçelim mi? Alzheimer hastalığının tedavisinde nasıl uyguluyorsunuz hastalarınıza? Alzheimer hastalığının tedavisini şöyle. Erken evrede az önce dediğim sadece işte isimlendirmede sorun, yakın hafızada sorun olan hastamız geldi. Kendi günlük işlerini yapabiliyor ama bu dediğim gibi hafif unutkanlık belirtileri var. Testini yaptık. Ondan sonra kan tahlilleri yaptık. Ha, bu arada kan tahlillerinde de demansın başka nedenlerini dışlamak için yapıyoruz aslında. Mesela ciddi bir tiroid bozukluğu olabilir. Ciddi bir B12 eksikliği olabilir. Bunlar da demans nedenleridir. Ha, onları farklı dışlıyoruz. Farklı hastalıklar da unutkanlığa tabii, sebep oluyor. Tabii onları mi? Dışlamamız gerekiyor. Tamam. MR'ı ya da tomografin beynin görüntülemesini niye yapıyoruz? Mesela beyinde tümör olabilir. Aynı belirtileri verebilir, unutkanlık yapabilir ya da bir damar tıkanıklığı vardır. Hasta bir inme geçirmiştir, ondan sonra gelişmiştir. Hani bunları ya da bir enfeksiyon geçirmiştir, bir travmaya maruz kalmıştır. Bazen böyle küçük bir travma oluyor yaşlı insanlarda. Bu arada ona da değinmek istiyorum, kafa travmalarına dikkat edilmesi gerekiyor. Çok evet, hafif travmadan bile beyin kanaması geçirdiğini görüyoruz yaşlı hastaların. Ve 15 gün falan fark edilmeyip 15 gün sonra hasta kötüleşince fark edilebiliyor. Hı-hı. O yüzden kafa travması olan yaşlı hastanın mutlaka hastaneye başvurup en azından bir beyin görüntülemesinin, bir tomografisinin çekilmesi gerekiyor. Evet, mesela evet, bize bu sonradan gelebiliyor. Unutkanlığı var. Bir bakıyoruz ki aslında beyin kanaması geçirmiş. Hı-hı. Yani bunları dışladıktan sonra evet, beyinde başka hiçbir şey yok. Sadece küçülme var. Hı hı. Tetkikleri ve unutkanlık testleri de Alzheimer'la uyumlu. O zaman tedaviye başlıyoruz. Evet. Tedaviye de şöyle, işte tedavide kullandığımız belli başlı ilaçlar var. Hani az önce dediğim o beyindeki o protein birikimini, en azından bunun belirtilerini ortadan kaldırmak için olan ilaçlar. Aslında bugüne kadar kullandığımız ilaçlar belirtiler üzerine etkili ilaçlar. Yani hastanın hastalığın seyrini yavaşlatmak için 2-3 grup ilacımız var. Evet. Onları başlıyoruz. Hastayı bir ay sonra kontrole çağırıyoruz. Bir ay sonra dozunu yükseltiyoruz. Hı hı. Ondan sonra belli aralıklarla 6 ayda bir veya 3 ayda bir hastayı görüp yine unutkanlık testleri yapıp yakınlarıyla konuşup nasıl seyrediyor onları değerlendiriyoruz. Evet. Orta ve ileri evrede de artık hastanın bu ilaçlarla birlikte dediğim gibi psikiyatrik belirtiler de eklendiği için o davranış bozuklukları, sinirlilik, depresyon, aynı zamanda bunların da tedavisine başlıyoruz. Evet. Çünkü unutkanlıktan çok günlük hayatı, günlük hayat kalitesini hem kendisinin hem yakınlarının bozan şey artık bunlar oluyor. Hani davranış değişiklikleri, evet, uygunsuz davranmak, anlamsız bazen hareket. Bunları kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Evet. Yani hem hasta için hem de gerçekten yakın için çok zor bir süreç. Tabii, zor bir gerçekten süreç. Zor bir süreç. Lafınızı valla kesiyorum. Şimdi kısa tabii, bir reklam arası tabii vereceğiz. Ki. Sonrasında reklamlardan hemen sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii. Teşekkür ederim. Şimdi reklamlar.
Reklamların hemen ardından programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın bugün çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. Doktorumuzla Alzheimer'ı konuşuyoruz. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Mutfağımızda ne var? Mutfağımızda Sunu Hanım'la birlikteyiz. İnanılmaz güzel. Ne diyeyim? Bu sefer börek diyelim artık. Biz buna değil mi? Kabak börek yaptık. Beş çayı ikramlıkları mı diyelim? Çok güzel olur. Beş çayında harika olur. Yemeklerin yanında. Hafif aynen. Beslenmeye... İyi gelir. Şimdi doktor hanım da bahsetti. Akdeniz diyeti. Değil mi? Sebze bol bol yiyin. Aynen. Yani çok uygun bir yemek. Bence de. Kesinlikle. Evet. Siz Akdeniz diyeti derken benim hep aklıma Sunu Hanım aynen. geldi. Benim dükkan geldi. Benim aynen. Sunu Hanım inanılmaz seviyor sebze yemeklerini ve çok güzel çeşitlendiriyor. Ne güzel. Evet. Yani bu evet Sunu Hanım siz doğru yoldasınız. Değil mi? Evet. Evet öyleymiş. Evet. Evet şimdi ne yapıyoruz Sunu Hanım? Şimdi de vişneli muhallebili bir kup yapacağız. Malzemeleri sayayım ben isterseniz. Tamam. 1 litre sütümüz var. 3 yemek kaşığı mısır nişastamız, 3 yemek kaşığı unumuz, 2 tane yumurta sarımız var. 1 su bardağından bir parmak eksik şekerimiz var. Vanilyamız. Pişirip çırpacağız. Sonra krem şanti koyacağım içine. Onu tekrar anlatırım herhalde. Tamam. Oraya. Üzerine de vişne sos yapacağız kupların. Evet. Tam da zamanı. Evet, vişne, evet. Artık altına, evet, kupların altına da tereyağlı bisküvileri ben fırınladım. Çok kokusu güzel oluyor böyle, daha lezzetli oluyor. Kupların altına onları yayıp muhallebiyle süsleyeceğiz. Evet. Şimdi biz programa başlamadan önce Sunu Hanım dedi ki bisküvileri de biraz fırınlayalım mı dedi. Ben böyle bir şaşırdım. Dedi ki aroması, kokusu çok güzel oluyor. Tadı daha güzel oluyor dedi. Evet, tereyağlı fırınlayınca lezzetli. Bu da bu tatlının bir püf noktası o aynen, zaman. Değil aynen, mi? Lezzetli. Evet. Lezzetli olmasını sağlayan bir püf nokta. Evet başlayalım o zaman yapımına. Başlayalım. Bir de niye mısır nişastası? Mesela şey de koyuyorlar bazen, buğday koyulabilir mi? Koyulabilir. Ya da neye göre? Hani tatlıdan tatlıya değişiyor mu? Ya da işte keklere mi buğday? Valla ben mısır kullanıyorum daha çok. Farkını da aslında çok bilmiyorum ama mısır sanki daha kıvamı düzgün oluyor gibi geliyor bana. Tamam, bir denediğiniz onu, için evet, ve o yolda ilerliyor. Tamam. Aynen. Tecrübe değil mi? Kesinlikle. Evet. Yemek yapmak da aslında doktorun böyle çalıştırmıyor mu beyni? Tabii güzel bir hobi. Değil güzel mi? Güzel bir hobi, evet. Yani sürekli mesela düşünüyoruz. Bir şey mi aradınız? Çırpıcıyı aramıştım da. Tamam. Kaşık versem olur mu? Olur. Kaşığım tamam. Var zaten. Tamam. Şimdi şöyle, şimdi sürekli düşünüyoruz. Şimdi mesela az önce işte çırpıcıyı arıyordu Sunu Hanım. Ya da ne bileyim işte şeker evet. mi koysam, şunu mu koysam. Sürekli beyni çalıştırıyoruz aslında değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Hatta şey mesela daha önce hiç yemek yapmayan biri yemek kursuna da gidebilir. Güzel hı-hı. bir de hobi olur. Değil mi? Hem de bir şey ortaya çıkarmak mutlu da ediyor insanı. Çok, çok. Ve insanlar beğendim deyince Sunu Hanım evet. nasıl evet, oluyor? Evet, çok güzel oluyor. Zaten sadece ona bakıyorsun insanların. Hani müşterinin gözündeki ışığa ne dedi, ne beğendi mi? O çok önemli tabii. Hı-hı. Sofrada da öyle değil mi? Elinize sağlık dendiğin insan bütün kesinlikle yorgunluğu gidiyor. Mutlu oluyorsun aynen, yani. Aynen. Doğru evet. yolda olduğunu anlıyorsun. Ben zaten şey böyle, yemek yaptıktan sonra hemen yemeği yedikten sonra pardon sorarım nasıl olmuş? Aslında evet. sormaya bile gerek yok değil mi? İlk onlardan gelse aynen. tabii ki çok güzel yani olur. Bak kesinlikle doğru söylüyorsun sevgili eşim canım kızım. Evet. Lütfen ilk tepki sizden gelsin ki bu soruyu sormayalım. Bence de sormayalım. Ama insan merak ediyor hani gerçekten. Şunu mu alalım? Tamam. Hı-hı. Evet. Ve çok da mutlu oluyorum böyle onların beğendiğini duyunca. Evet. Çok da mutlu oluyor insan. Şimdi yumurtayı koyduk, koyduk değil mi? 3 yemek kaşığı ununu, 3 yemek kaşığı mısır nişastasını, 2 yumurta sarısını, şekerini koydum. Tamam. Bunu çırpa çırpa pişireceğim şimdi. Özellikle şey yumurta sarısı, beyazı yok değil mi? Yok, sarısı sadece. Sadece hı-hı. sarısı. Evet. Evet, şimdi vişne sosunu da yapacak mıyız? Evet. Tamam. Muhallebimiz olana kadar vişne hı-hı. sosumuz da olsun. Bu arada pek karıştırmaya devam edecek tabii miyiz muhallebi? Tabii ki muhallebi dibini tutmaması lazım. Vanilyasını en son koyacağım muhallebini. Hı. Aromasının şey olmaması için mi? Evet, çırparken koyacağım. Tamam, alabilirim ben onu. Tamam. 3 yemek kaşığı şeker de sosumuza koyacağız. 3 yemek kaşığı hı-hı. şeker. Ah bakalım şimdi az sonra doktorumuza soralım. Şekerin beyine zararı var mı? Bakalım ne diyecek. Evet. Çok farklı şeyler söyleniyor çünkü. Bu yanıyor değil mi ocak? Aynen. Şöyle onu evet. da yükseltebilirim.
Tamam. Nişastayla birlikte mi yapıyorsunuz onu? Şimdi kaynayacak vişne, biraz koyulaşacak. Tamam. Bir kaşık yemek kaşığı nişastayla açacağım suyla bunu. İçine ilave edip tekrar kaynatacağım. Tekrar üzerine sonra kuplarının üzerine. Evet, süsleyeceğiz vişneyle. Süsleyeceksiniz. Hı-hı. Evet. Şimdi tam da dönemi aslında vişne, çilek değil mi? Birçok şeyle yapılabilir. Evet. Limonla da yapılabilir değil mi? Limonlu bir pelte gibi bir şey hazırlanabilir olur, böyle. Tabii, güzel her olur. Her şekilde sos. Her şekilde aynen yapılabilir. Biraz böyle cheesecake tarzında bir şey evet, mi? Evet. Değil mi? Gibi. Cheesecake Hı-hı. gibi olacak. Oh, harika. Çok güzel. Bugün mükemmel kalemler, kağıtlar evet. hazır olsun lütfen. Biraz kalorili ama. Aynen, biraz kalorili ama şey diyoruz hani bu hafta içinde eğer ki böyle biraz dikkat ettiyseniz bilmiyorum ama diyetisyenlerimiz lütfen bana kızmasın. Haftada bir gün böyle kendimizi ödüllendirelim kaçamak. Mi? Dokunmuyorsa tabii ki, alerjisi yoksa ya da gerçekten evet. Obeziteyle ilgili herhangi bir değil mi rahatsızlığı şeker yoksa. Şeker hastalığı yoksa. Şeker hastalığı yoksa değil mi doktorum? Evet. Artık herkes kendinin doktoru oluyor. Evet. O kaynayacak. Kaynayacak. Tamam. Evet, şey muhallebi kıvamını evet. aldı herhalde değil mi? Muhallebi. Şöyle bir izleyicilerimize gösterelim Aynen. mi? Şu kameraya ya da bu kameraya gösterebilir miyiz? Ozan Bey'in kamerası. Aynen. Evet, kıvamını aldı. Tamam. Şimdi bunun vanilyasını koyup mikserle bir 5 dakika çırpacağız. Tamam. Başka bir kaba alacağım ben bunu. Tamam. Mis gibi vanilya kokusu kalacak evet. değil mi sonra? Kaynattığımız takdirde o koku gidiyor herhalde. Tabii. Sonradan atılınca koku daha kalıcı oluyor. Evet. Bunu çırptıktan sonra bir paket krema ya da krem şanti içine ilave edeceğiz. Şey mi peki, sıcak ya da soğuk fark ediyor mu? Biraz soğutacağız tabii bunu. Soğuması gerekiyor Aynen. değil mi? Evet. Şunu da yapalım, ondan sonra ben buna geçeyim. Tamam. Vişnelerimiz 5 kaynamaya dakika başlamış. Falan kaynadı. Evet. Bunu bir yemek kaşığı nişastayı ben suyla açtım. Tamam. Az bir miktar suyla değil mi? Çok az bir suyla. Bunu da ilave edeceğim şimdi içine. Parlaklık verecek ona biraz. Biraz da koyulaşacak. Parlaklık mı veriyor nişasta evet, sonra? Evet. Hemen koyulaştı zaten. Değil mi? Hemen evet. başladı koyulaşmaya. Bunu da kapatabiliriz. Öyle mi? Tamam. Evet. Tamam. Şurayı alabiliriz. O orada çünkü kaynatmaya evet. devam eder. Tamam. Evet, hemen bir anda koyulaştı gerçekten. Evet. Bunu da soğumaya bırakacağım ben en son. Birleştireceğiz artık kuplarda. Çekirdek yemiş içine vişneye. Şimdi bu mevsimde aslında vişnelerinizi alın, dipfrizere değil mi böyle paketleyip koyun. Hı-hı. Kışın sizin elinizin altında hem ikramlara koyarsınız hem de ne bileyim bunun hoşafını da ben çok seviyorum. Evet. Güzel oluyor değil mi? Çok güzel olur vişne hoşafı. Makarnayla, Ramazan'da falan. Ben de şeyle börekle çok severim. Rahmetlik babam benim çok severdi. Evet. Börekle birlikte böyle. Herhalde ondan kalmış. Yani aileden ne görürseniz o şekilde devam ediyor ya, beslenmede, yaşam tarzınızda ne olursa. Benim çok hoşuma gider. Hem üzüm hoşafı, böyle vişne hoşafı evet. güzel olur. Çocukluktaki evet. lezzetler insanın aklından silinmiyor. Değil mi? Değil mi? Kesinlikle silinmiyor. Kesinlikle. Aynen. Şimdi ben bunu çırpacağım. Tamam. Kuplarda servis yapacağız evet. herhalde. Ama bir şeye de borcama da dökebilirler. Değil mi? Tabii ki borcama da dökülebilir. O zaman Hı-hı. bu yaptığımız bisküviyi kalıp halinde bastırıyoruz kalıbına. O şekilde fırınlıyoruz. Cheesecake Hı-hı. tabanı gibi. Onun üstüne muhallebimizi, ondan sonra tekrar bir süt kremasını çırpıp üzerine sonra da vişnesini döküyoruz. Aa, şeyle birlikte evet. bastırıp da fırınlıyorsunuz. Evet, evet. Ha, tamam. Sonrasında o hazır oluyor zaten size evet, taban. Evet. Hatta tamam. dün yaptım. Çok beğendi arkadaşlar. Yeter bence böyle bu kadar. Tamam. Vişneler de çok güzel görünüyor yalnız evet. Suna Hanım. Harikasınız yine. Her zaman olduğu gibi. Teşekkürler. Şimdi krem şantiyi de siz çırptınız değil mi önceden? Çırptım, hazırladım o dolapta. Hı-hı. Yani toz olarak evet, boşaltmayacaksınız. Evet. Çırpılmış sütle çırpıp da. Evet, ben şimdi o bunları şekilde. Böyle paylaştıracağım kuplara. Tamam. Ondan sonra krem şantisini koyacağım. Üstüne Hı-hı. de vişnesini koyup önce soğumasını beklemem lazım. Değil mi? Evet. Önce soğuyacak, tamam. Siz onları o zaman paylaştıra evet. koyun.
Biz de doktorumuzla sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim diyeceğim. Ama sizin yaşadığınız hiç unutkanlıklar var mı böyle hayatınızda? Önce bir onu sorayım bakayım. Valla tabii var. Birçok şeyi düşünüyoruz gün içinde. Unutuyoruz ama tabii hangi gruba giriyor şimdi bilmiyorum. Değil mi? Evet. Doktor Hanım konuşurken ben bir kendimi sorguladım. Evet. Şöyle, zaten her konuğumda öyle oluyor. Şimdi doktorlar anlatırken doktorlarımız diyorum ki sen bende oluyor muydu acaba? Var mıydı? Biraz da böyle bir evham olmaya başlıyor ama. Belirtilerini iyi anlamaya çalıştım değil ama. Değil mi? Evet. Kesinlikle. Aslında çok önemli bir konu. Çok hassaslık gösterilmesi gereken konulardan bir tanesi. Yani ilk belirtileri başladığında aslında hemen doktorumuza gidip danışmak gerekiyor. Çevremizdekilere de biraz daha dikkatli davranmak lazım. Herhalde annemize, babamıza uyanık olmak lazım. Kesinlikle çok iyi takip etmek gerekiyor onları. Hem kendimizi çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Hem de çevremizdeki yaşlılarımızı, büyüklerimizi çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Siz o zaman tatlı yapımına devam edin. Ben de doktorumuzla kaldığımız yerden sohbetimize devam edeyim. Peki. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, şimdi doktorumuzla sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi ilk bölümde Alzheimer hastalığının ne olduğunu, tedavilerini, belirtilerini biraz bahsettik. Gerçi tedavilerine geçmiştik, ikinci bölümde devam edelim dedik ama ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için Fatma Hanım şöyle birinci bölümün özetini kısaca yapabilir miyiz? Kısaca şöyle diyebiliriz. Alzheimer hastalığı özellikle 65 yaş üstünde daha sık görülen bir unutkanlık hastalığıdır. İlerleyici bir hastalıktır. Zamanında tedavi hastalığı yavaşlatabilmektedir. Evet. O yüzden özellikle 65 yaş üstü unutkanlıklarda hani bunu yaşa bağlamayıp zamanda doktora başvurmaları gerekmektedir hastalarımızın. Önlemek için ya da en azından hastalıktan korunmak için önerileri söyledik. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz gibi öneriler, stresten uzak durmak. O nasıl olacak işte? Bir de onu söyleyeyim. O biraz zor. O biraz zor. Ya da en azından bu stresle baş edilemiyorsa bir psikolog desteği olabilir. Değil mi? Mutlaka bir hobi edinmek olabilir. Evet. Mümkün olduğunca düzenli bir şekilde uyumak, ondan bahsetmedik. Uyku düzeni önemli. Günde 7-8 saat beynin dinlenmesi gerekiyor. Evet. Saat var mı verebileceğiniz? Ben hep şey duydum, saat 11'de mutlaka uykuya geçilmiş olmalı diye duydum ama. Evet, genellikle öyle öneriyoruz. Peki neden? Çünkü hücre yenilenmesi, işte kortizon hormonu var bizim vücudumuzun orkestra şefi gibi diyebiliriz. Onun gün içinde belli bir aralıklarla daha fazla salgılandığı, daha az salgılandığı dönemler oluyor. Ki uykunun da dönemlerini etkiliyor. Yani uykunun belli dönemleri var. Mesela rüyalar gördüğümüz dönem, görmediğimiz daha ağır uyuduğumuz dönem, REM, non-REM uykusu dediğimiz dönemler. Bunların hepsinin düzgün bir şekilde sıralanması için 11'de uyuyup işte yaklaşık sabah 7 gibi uyanmak yeterli olur. Mesela 3'te 4'te uyuduğumuzda o gece yani ya da 12'yi geçtiğimizde bile o evreler bozuluyor, o sıralama bozuluyor. O kortizol hormonunun normal dengesini bozmuş oluyoruz. Belki sık sık uyanıyoruz ya da çok fazla rüya görüyoruz, kabus görüyoruz, uyanıyoruz. Mesela belki zamanda uyuyoruz ama çok sık sık uyandığımız için bu da kaliteli bir uyku sayılmıyor. O yüzden bunların hepsini tespit edip zamanında tek başına unutkanlık sebebidir uyku sorunu. Mesela gençlerde çok görüyoruz. Aynen, gençlerde de unutkanlık var. Evet, unutkanlık var. Sorduğumuzda işte gece geç saatlere kadar telefona bakıyorum, bilgisayara bakıyorum. Sormayın, tabii. Şu sosyal medya, şu sanal ortam gerçekten gençlerimizi bazen bakıyorum da o kadar üzülüyorum ki yani sohbetten çok uzaktalar. Sürekli ellerinde bir telefon böyle işte Instagram'da, Facebook'ta falan yani sosyal ortamlarda sohbet etmeyi unutuyorlar bazen değil mi? Evet. Yani o anda varlar ama yoklar. O da zarar veriyor değil mi beyine? Tabii işte ondan sonra telefon. Ondan sonra unutkanlık. Belki o sırada bir arkadaşı bir şey konuşmuştur. Değil mi? Ben bilmiyorum o konuyu diyecek sonra. Kaçırıyor belki de. Evet, hayatı kaçırıyor aslında. Evet, hayatı kaçırıyoruz. Şimdi bana kızmasınlar lütfen. Lütfen yani. Bana da öyle. Kızmasınlar ama gerçekler bunlar yani. Hani sosyalleşmek, konuşmak, arkadaşlarla sohbet etmek gerçekten çok güzel. Ama ne yazık ki bu telefonlar biraz daha uzaklaştırdı gençlerimizi. Biraz da pandeminin de etkisi oldu. Az sosyalleşmemizde bence. Değil mi? Evet, yani evet. Bunların yerine daha çok hobi edinmek, daha çok spor yapmak, daha sağlıklı beslenmek, düzenli uyumak. Aslında hep söylediğimiz şeyler. Sadece
olması gereken aslında, evet, değil mi? Yani bir normal rutin, bir insanın bir rutin, aynen, olursa aslında bunlar. Aynen. Zor gelmez. Kesinlikle. Hani hastalıklar hep bana şöyle gibi geliyor. Yani sizler daha iyisini biliyorsunuz ama hani demek ki yaptığımız yanlışlar var hayatımızda. Yaşam tarzımızda olsun, beslenmemizde olsun. Sonrasında bu bize işte geri dönüşü bir hastalık olarak oluyor, değil, evet, mi? Evet. Yani aslında şu söylediklerinizi hayatımızda uygulasak, yapsak belki de sağlıklı, kaliteli bir yaşama sahip olacağız. Evet. Bir de yaşam süresi aslında uzadı. Eskiye göre. Yani şimdi artık kalp, damar ameliyatları, anjiyografiler, stentler, yani kalp üzerinde olan etkilerle insan hayatı uzadı aslında. Evet. Eskiden işte böyle damar değiş, bypass mesela, tabii, vesaire gibi teknoloji şeyler yoktu. Teknoloji ilerledi. Aynen. Ama işte bu süreçte şöyle bir şey oldu. O beyin sağlığımızı, kalp sağlığımıza çok uyduramıyoruz. Yani beyin yaşlanıyor ama. Yani zaten bu insan ömrünün uzamasıyla da demans sıklığı arttı. Yani bir şekilde kalp sağlığı korunurken aynı zamanda beyin sağlığımızı da korumak lazım. Evet. Kalp sağlığı için mesela egzersiz öneriyor kardiyologlar. Biz de beyin sağlığı için hem egzersiz öneriyoruz ama aynı zamanda beynin kendi egzersizini de öneriyoruz. Yani bulmaca çözmek mesela. Mesela. Çok klasik bir şeydir mesela, ama hep derler yani bulmaca çözmek. Evet, diye. Mesela kitap okumak, bulmaca çözmek, sürekli yeni bilgi öğrenmek, sosyalleşmek, hobi edinmek. Ama mesela hastalar bize şunu da söylüyor. Yaşlı hastalarımızın, özellikle yaşlı popülasyonun okuma yazması yok. Onlarda biraz işte sınırlı kalıyoruz. Değil ama mi? Mesela onlarda şunu önerebiliyoruz. Yakınlarıyla birlikte mutlaka, işte siz de az önce dediniz, işte kurslar var. Evet. Onların da mutlaka kapasitesine göre yapabilecekleri bir şey bulabilirler. El sanatlarına yönelik zaten, evet, kursların hepsi. Evet. Hani halk eğitim merkezleri gerçekten bu anlamda çok güzel çalışıyorlar. Hepsini de tebrik ediyorum, müdürlerimizi de. Çok güzel kurslar var. Eski el sanatlarımızı dahi artık gündeme getirmişler, taşımışlar yani. Kesinlikle, evet, tavsiye ediyorum buradan emekli olan herkese. Evet. Çok güzel. Bir de yapboz yapabilirler. Yani, öyle mi? Evet. Puzzle. Puzzle, evet. Hasta yakınları, hastalarla birlikte hem güzel bir sosyal aktivite olur. Akşamları birlikte. Tabii, oldukça birlikte düşündüren bir şey. Evet. Bir de hırs, evet, yapıyorsunuz onu yaparken, evet, değil mi? Sürekli yapayım, aman bitsin, yapayım, evet, bir an önce. Evet, gerçekten doğru. Bakın, seçenekler çok. Artık size kalmış, evet, gerisi. Peki, tedavilerini konuşuyorduk. Tedavileriyle, evet, ilgili hemen şöyle bir tekrar bir bildirim yapalım mı? Geri bildirim. Evet, şimdi şöyle, tedavide daha çok belirtilere yönelik tedavilerimiz vardı. Yani hala var. Hastalığın işte seyri üzerinde unutkanlığı yavaşlatmak ve az önce dediğim davranışsal belirtileri baskılamak. Uyku düzensizliği, sinirlilik, depresyon gibi belirtilerin tedavileri var. Evet. Ve ileriki aşamalarda başka hastalıklar araya girdiğinde, çünkü bir yerden sonra işte beslenme bozuluyor, işte hareket kısıtlığı oluyor. Bunların ortaya çıkardığı başka sistemlerin hastalıkları da eklenebiliyor. Onların diğer bölümlerle birlikte işte dahiliye, yani akciğer sorunu gelişirse mesela göğüs. Çünkü bazen ileri hastalarımızda yutma refleksi zayıfladığı için genizine kaçabiliyor. Yutmayı unutuyorlar, evet, mı? Evet, maalesef. Öyle olunca işte destek beslenme tedavileri, onlar için işte çeşitli mamalarımız var. Onları ek takviye olarak veriyoruz. Bu şekilde tedavilerimiz var. Sevindirici bir şey söyleyebilirim. Maalesef bu pandemi süreci araya girince biraz aksadı. Aslında Alzheimer üzerinde çok araştırma yapılıyor yurt dışında da. Ve artık hastalığın sadece belirtiler üzerinde değil, hastalığın sebebi üzerinde tedaviye yönelmeye çalışıyor bilim. Güzel. Evet, ve bu konuda artık yeni ilaçlar çıkacak. Yani şu anda artık yavaş yavaş bekliyoruz bu süreci. İnşallah. İnşallah bir dahaki programımızda kullanmış oluruz hastalarımızda. Artık hani inşallah geldiğinizde dersiniz ki tedavisi var, evet, diye. İnşallah. Yani kesin tedavisi, en azından inşallah. Biraz daha
belki kesin tedavi olarak çok iddialı konuşmuyor. Bilim adamları yine bu yönde ama daha hızlı yavaşlatma adına bir şeyler yapmış olabiliriz. Peki bu birinci evreden üçüncü evreye, son evreye geçişi ne kadar süre alıyor? Kişiden kişiye değişiyor mu? Güzel bir soru. Kişiden kişiye değişmekle birlikte 5 ila 20 yıl arasında değişiyor. O yüzden çok geniş bir süre olduğu için onu sadece kişiye göre görebiliyoruz. Çok hızlı ilerleyen hastalarımız da oluyor. Mesela ama bazen öyle hasta geliyor ki ben 15 yıldır Alzheimer hastasıyım diyor ama daha orta evrede falan oluyor. Ama 2-3 yılda çok ileri evreye giden hastalarımız da oluyor. Tabii burada şey de önemli. Mesela ilaç kullanımını düzgün yapmak, düzenli hasta kontrollerine gitmek, hastanın bakımı, hasta yakınları çok önemli bu konuda. Değil mi? Oldukça önemli gerçekten. Evet. Tedaviyle ilgili başka var mı söylemek istedikleriniz? Tedaviyle hayır, şimdilik bu kadar. Şimdilik birazcık bu kısıtlıyız kadar. Maalesef. Evet. Ama evet. Yine de tedavi çok önemli. Son olarak şunu eklemek istiyorum tedaviyle ilgili. Son evreye kadar, yani hastanın son evresine kadar hiçbir şekilde tedaviyi bırakmamak lazım. Hasta yakınları ya da hasta yakınları şunu düşünebilirler. Fayda etmiyor bu ilaçlar ama bırakıldığında bununla çok karşılaştık. Çok daha kötüye gitti diye. Sonra tekrar ilaçlarını tekrar yazdırmaya geliyorlar. Gerçekten hiç fayda etmiyor gibi görünse bile hastalığı belli düzeyde yavaşlattığı için bir de dediğim gibi o davranışsal belirtileri baskılayan ilaçlar verdiğimiz için en azından hasta ve hasta yakınlarının bir miktarda olsa hayat kalitesi yükselmiş oluyor. Evet. O yüzden tedaviyi kesinlikle bırakmamalarını öneriyorum. Evet, evet. Şimdi tabii ki hastalık da çok zor. Yani Allah kimsenin başına vermesin. Hani olan da Allah'ım şifalar versin. Amin. İnşallah. Ama hasta yakını olmak da çok zor. Yani onların psikolojileri de gerçekten böyle siz konuşurken düşünüyorum da çok sağlam bir psikolojiye sahip olmak gerekiyor. Çok sabırlı olmak gerekiyor değil mi? Ne diyeceksiniz bununla ilgili? Evet. Zor, evet zor bir süreç. Yani özellikle ilk aşamalarda kabullenmekte zorlanıyorlar. Hasta yakınları gibi. Hasta da kendi özellikle orta evreden sonra artık biraz sorgulama kayboluyor. Artık hani ben niye böyle oldum sorgulaması kalmıyor da. İlk evrelerde biraz zor oluyor. Hastalar depresyona girebiliyorlar. Hastalarla birlikte hasta yakınları da aynı şekilde. O yüzden biz mutlaka hasta yakınlarına hani psikolojik destek almalarını öneriyoruz. Çünkü hani o her zaman tanıdıkları insanın karakteri, yapısı değişiyor. Yani daha önce yapmadığı, sergilemediği davranışlar, konuşmadığı şeyler konuşmaya başlıyor. Bazen bu hasta yakınlarında sinirlilik de yapabiliyor. Hani sinirlene de biliyorlar. Bazen de üzüle de biliyorlar. Hepsi normal tepkiler. Hepsi tabii. Çok insani tepkiler. Ama buna hastanın elinde olmadığını kabullenmek gerekiyor bir şekilde. Ama tabii ki bu her zaman insan elinde olan bir şey değil. Hasta yakınlarında belki bunu baş edemiyorlar bir süre sonra. O yüzden mutlaka psikolojik destek almalarını öneriyoruz. Değil mi? Bir çok de şuna önemli. Değinmek istiyorum hasta tabii yakınlarıyla buyurun. İlgili. Hasta yakınları genellikle hastalara sırayla bakıyorlar. Hasta çünkü bir aşamadan sonra hani aynı yerde çünkü hasta yakınlarında kendilerinin bir tabii hayatı var, bir sosyallikleri var, iş hayatları var. Hasta yakınları mesela birkaç çocuğu varsa onlar sırayla bakıyorlar hastaya ama bu süreçte hastalar biraz kötüleşebiliyorlar. Çünkü az önce buna değinmedim. Hastalar oldukları çevreye, etrafındaki insanlara alışıyorlar. Evet. Az önce konuştuk ya, yeni bilgiyi öğrenemiyorlar. Bazen hatta kendi yakınlarını tanımıyorlar. Belli bir yakını tanıyorlar. Mesela bir başka eve gittiğinde kızının evindeydi, oğlunun evine gittiğinde oğlunu da tanımayabilir. Bu süreçte birazcık daha tabii ki bunu yapmasınlar diyemiyorum. Bunu zaten yapmak zorundalar ki yapıyorlar, evet. Sırayla bakıyorlar. Ama bunu yaptıklarında o bir süre en azından ilk bir hafta 10 gün özellikle biraz zor geçeceğinin bilincinde olmalılar. Çünkü yeni bir eve, yeni ortama, kendi oğlu kızı olsa bile onlara alışmaları biraz zaman alıyor. Mesela evin içinde odaların yerini, banyonun yerini kolay kolay bulamayabiliyorlar.
Bir de şunu söylemek istiyorum. Özellikle etraflarında mesela yerde halı varsa mutlaka bir şekilde onu oraya sabitlenmesi gerekiyor. Ya da merdivenler varsa. Yani bu hastaların denge sorunları da oluyor çünkü. Travmalara karşı, düşmelere karşı etrafta bir tehlikeli eşya cisim varsa kaldırmalarını öneriyoruz. Harikasınız. Travmalara yani dikkat edilmesi gerekiyor. Önlemler gerçekten hayat kurtarıcı. Çok önemli şeyler aslında. Evet. Hasta yakınları hani onların da psikolojileri çok zor. Neyle ne yapacaklarını bilmiyorlar. Neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Ama şu söylediğiniz önlemler çok çok önemli değil evet, mi? Evet, önemli. Bu açıdan işte dernekler de var. Hasta yakınlarına destek olan, işte psikolojik destek veren yerler de var. Tabii ki destek alabilirler. Birbirleriyle görüşebilirler. Alzheimer hastalar o derneklerde yakınlarıyla. Evet. Çünkü birbirlerine tecrübelerini aktarırlar. Güzel olur. Evet, evet. Çok çok önemli. Yani hasta yakınlarının da ne kadar hastayı takip ediyorlarsa aslında kendilerini de biraz da hani takip etmeleri de rahatlatmaları mı gerekiyor? Gerekiyor. Değil arada mi? Bir tatil de yapmaları gerekiyor. Yani bir süreliğine en azından o işte bir süreliğine uzaklaşmaları da gerekiyor eğer böyle bir tabii şansları varsa. Ya da hastanın kendi evinde bakımına devam edilmesi gerekiyor. Evet. Hani böyle devir daim olduğunda o biraz daha mantıklı gibi geldi. Hani herkesin evinin düzeni çok farklı ya da ne evet. bileyim değil mi? Biz bunu da öneriyoruz alacağı bazen. Alacağı önlemler. Evet. Bazı hastalar, hasta yakınları şunu söyler. Bizim hastamız özellikle mesela köyde yaşayan hastalar çok şehir hayatını sevmiyorlar. Evet. Gelip bir apartmanın içinde oturmayı sevmiyorlar. Değil mi? Onlar toprakla birlikte evet. olmalı. Yani evet. doğayla birlikte. Evet. Onlara öneriyoruz mesela. Orada daha mutlu oluyor diyorlar. Zaten kendileri de söylüyorlar bunu. Hı-hı. Biz diyoruz o zaman orada bakılsın ama işte bu her zaman mümkün olmuyor. Olmuyor. Onların tabii. işi şehirde, ailesi tabii. şehirde olunca mecburen getiriyorlar. Evet, evet. Yani Allah şifalar versin, yakınlarına da sabırlıklar versin gerçekten. Evet. evet. Şimdi çok az bir süremiz kaldı. Ben buradan izleyicilerimize başka tavsiyeleriniz olacak mı? Alzheimer'la ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Onları almak istiyorum. Sonrasında sizi mutfağımıza alacağım. Sunu Hanım Peki. hazırlamış böyle ikramlıkları. Son olarak erken teşhis yine diyoruz her zamanki Hı-hı. gibi. Şu da kaygı olmasın. Her unutkanlık Alzheimer değil. Yani şu an ben kaygılanmayayım evet. mı doktoruna? Yok yok siz kaygılanmayın. Siz anlattıkça böyle hep diyorum ki belki izleyicilerimiz de aynı şekildedir. Kendilerini sorguluyorlardır ama sorgulamak gerekiyor değil mi? Gerekiyor. Takip gerekiyor. Açısından yani kendimizi bilmemiz açısından. Evet evet öyle tabii ama kaygı da iyi bir şey değil. Böyle bir kaygı varsa bunu bir an önce kafadan atmak için bir uzmana başvurmalarını öneriyorum. Yani bir de kaygıdan çok fazla araştırmaya da giriyor bazı hastalar. Ha, internet. Ay evet. evet. Kesinlikle. Orada her şeyin sonu çok kötü. Çok, çok kötü. Kötü senaryolar tamam diyorum, var. Tamam diyorum hadi bitti her şey. evet. Allah korusun. Evet, 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 o yüzden onu yapmak yerine ben bir uzmana başvurmalarını öneririm. Çünkü hani o kaygıdan kurtulmak onları rahatlatacak. Yani gerekirse tetkik de yaparız, test de yaparız. Hani yapılır bir şekilde. en azından hastalığın olmadığını, onun rahatlığını yaşarlar yani. Evet. Tam tersi hastalık varsa da başlamışsa da erken teşhis önemli. Orta ve ileri evrede yapabileceğimiz şeylere göre erken evrede yapabileceğimiz şeyler çok daha fazla. Her hastalıkta çok daha olduğu etkili. Gibi erken evet. teşhis Alzheimer'da da önemli evet. diyorsunuz. İşte yine her zamanki gibi sağlıklı beslenme, sağlıklı uyku bu şekilde. Kendinizi yani. Sevin, kendinize evet. dikkat edin. Kesinlikle öyle. Değil mi? Önemlisi o. Tamam. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür sağ olun ederim. Verdiğiniz çok bilgilerden dolayı. Şimdi ben de sizi mutfağımıza davet Tabii etmek ki. İstiyorum. Sunu Hanım bize çok güzel şeyler hazırladı. Mükemmel lezzetler var. Evet, tatlarına bakalım. Öyle görünüyor. Ellerinize Değil sağlık. Mi? Hadi bakalım şimdi mutfağa geçelim. Geçelim. Şimdi mutfağımıza geldik. Sunu Hanım ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Vallahi Şahin görüntü değiliniz. Harika. Evet. Çok güzel. Ben iyi olduğuna eminim tadının güzel olduğuna. Çünkü sizin daha önce yapmış olduğunuz işte yemeklerden ve evet. ikramlıklardan tadına bakmıştım. Çok güzel. Eli harika, lezzetli. Kabak böreğimiz ve ne tatlısı diyelim vişneli onu. Vişneli muhallebi kup. Vişneli muhallebi kup. Evet. Harika. Çok güzel görünüyorlar. Evet. İnşallah tadı da severim. Beğenirsiniz. Değil mi evet. doktorun? Evet. Özellikle evet. kabak az önce de Sunu Hanım bahsetti. Sizin tam istediğiniz tarzı evet. değil mi? Evet. Akdeniz diyetine Akdeniz uygun. Diyetine Akdeniz yani. Diyetine evet. kesinlikle uygun. Peynir var içinde, mısır unu var, kabak evet. var. Yani dereotu, yeşillikler var. Evet. evet. Harika. Değil mi? Güzel. Şimdi hemen tadına bakmadan önce size bir şey sormak istiyorum. Aklıma gelmişken.
şimdi sınava girecek olan öğrenciler oluyor. İşte her yıl işte üniversite sınavı, lise sınavı. Zaten hayatımız sınav, KPSS'ydi. Herkesin evet. böyle işiyle ilgili sınavlar. Çok eskiden hep o aklımda kalmıştır benim. İşte sınava girmeden önce bir tatlı ye, işte ne bileyim zihnin açılır. Size şey yaparlar evet, mısınız, evet. hiç hatırlar mısınız? Var mı? Onunla bir ilişkisi var mı gerçekten? Yani aslında tam olarak bilimsel bir açıklaması var diyemem bunu ama sonuçta beyin için glukoz gerekli tabii, şeker gerekli ama mesela onun yerine sağlıklı bir sınava girmeden önce sağlıklı bir kahvaltı yapmayı, peynir yemeyi, mesela protein ağırlıklı beslenmeyi daha çok öneririz aslında. Mesela şu olabilir çünkü, çok şekerli yenip sınava girdiğinde bu sefer çok fazla insülin salgılanıp şeker düşebilir, heyecandan da şeker düşebilir. Ha aynı zamanda ama şekerin böyle bir mutlu edici bir etkisi var işte. O sırada o yüzden rahatlatabilir. Daha anlık bir rahatlık evet, sağlıyor. Evet, anlık bir rahatlık sağlayabilir. Yoksa işte çok uzun süre etki edeceğini çok düşünmüyorum. Hani bir küçük parça çikolata, küçük bir parça şeker tabii ki yiyebilirler ama mesela aç karına olmamalarını öneriyorum. Aç karına şeker yemek ileride sınavın ilerleyen saatlerinde şekeri daha da düşürebilir. Evet. O zaman hafızayı güçlü tutmak için neler yesinler? Balık. Balık. Haftada iki defa balık. Onun dışında yine dediğim gibi Akdeniz diyeti, yeşillik ağırlıklı beslenmeyi öneriyoruz. Yağlı abur cubur tarzı yememeyi öneriyoruz. Şekeri de fast food gıdalardan uzak evet, durun aslında diyorsunuz. Şekeri de çok önermiyoruz. Evet. Evet, evet. O zaman Sunu Hanım'ın tam istediği şeyler bunlar evet, değil mi? Evet. Uyguladığı, yaptığı şeyler. Bugün böyle gerçekten şefimiz ve konuğumuz inanılmaz denk geldi. Evet. Bugün gerçekten inanılmaz denk geldi. İsterseniz tadına bakalım. Böreğimiz. Bakalım birlikte ben o zaman. Ben böreği konusunda çok sabırsızlanıyorum. Birlikte çok bakalım çok merak ediyorum çünkü. Şöyle bir bakalım. Gerçekten üzerinde yufka var gibi ama şey, kaşar peynirini döktünüz evet, herhalde. Evet, birazcık soğudu tabii kaşarlar şimdi. Güzel. Sıcak mı tüketilmesi gerekiyor? Biraz ılık olursa ya da kaşar koymayabilirsiniz. Beyaz peynir de çok lezzet veriyor. Arasında zaten var beyaz peynir. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Kabak yemeğini sevmeyene sevdirecek bir börek. Evet. Evet, dereotu da var değil mi? Dereotu var, taze soğan var, maydanoz var. Aynen, aynen. Harika olmuş, lezzetli olmuş. Ellerinize sağlık. Bunu denemeliyim evimde. Evet. Biz çünkü seviyoruz böyle değişik evet. şeyler olduğu zaman mutlaka. Denemeliyim. Siz de kalemler, kağıtlar böyle hazırsa yazdıysanız ne şanslı. Yazmadıysanız DRT'nin YouTube kanalında programımızın tekrar yayınlanacak efendim. Oradan izleyebilirsiniz. Evet. Ama mutlaka bence denemelisiniz. Şimdi tatlımızın da tadına bakalım. Soğuması lazımdı ama maalesef şimdi olsun. Burada fazla soğumadı. Süremiz şöyle da çok buyurun. Güzel görüneyim. Evet. Ama görüntü yine mükemmel. Evet. Çok güzel olmuş. Ben özellikle şu bisküvinin şeyini, aromasını çok merak ettim. Tereyağlayıp fırınlayınca. Evet, evet. Bununla birlikte alıyorum o yüzden. Çok güzel olmuş. Yaz akşamları var ya. Afiyet olsun. Buz gibi. Mükemmel olur. Değil mi? Değil mi? Yaz akşamları harika. Vişne sosu çok yakışmış. Tatlıyla ekşi dengeliyor. Evet. Güzel. Değil bir, mi? Özellikle evet. bu tarz tatlılarda çok güzel oluyor. Ekşi evet. Ekşi böyle manhoş. Hafifletiyor aynen. Değil mi? Hı-hı. Kesinlikle. Sizin özellikle böyle yapmayı çok sevdiğiniz bir yemek var mı? Yani tek bir şey değil de dediğiniz gibi ben otları çok seviyorum. Yani kendim et de yemiyorum zaten. Neresiniz bu arada? Buralıyım, Denizli'yim. Evet. Aha. O yüzden ot, her türlü otun her şeyini yapıyorum. Onları çok seviyorum. Salataları çok seviyorum. Birazcık hamur işlerine düşkünlüğüm var. Herhalde kilom da oradan geliyor. Onu da yemesem olacak ama öyle. Evet. Olsun. Sağlık olsun. Evet. Sağlığınız yerinde olsun da istedikten sonra o kilolarda çok rahatlıkla artık verilebiliyor. İnşallah. Kilonun da etkisi var mı doktor hanım bu arada? Evet var. Ona da hemen yeri gelmişken sorayım. Unutkanlık üzerine unutkanlık diyorsunuz üzerine, Alzheimer üzerine. Evet. Aynen. Etkisi var mı evet. kilonun? Özellikle obezitenin etkisi olduğu gösterilmiş. Hani bu da daha çok damarsal faktörlerden kaynaklanıyor. Hani işte evet. Damar tıkanmalarından, kolesterol yüksekliğine bağlı. O yüzden işte diyoruz ya düzenli egzersiz, yürüyüş, kilo vermeyi öneriyoruz. Unutkanlık olmaması için. Evet. Şimdi bir soru daha aklıma geldi. Peki sigara?
Kesinlikle çok güzel soru. Sigara da tetikler. Sigara içenlerde demansın daha çok görüldüğü kanıtlanmış zaten. Bunun da yine damarsal üzerinden, damarsal etkenler üzerinden olduğu gösterilmiş. Çünkü sigara da damar tıkayan bir faktör. Ona bağlı damar tıkanıklığı olduğu için beynin damarsal beslenmesi bozulduğu için demans ortaya çıkıyor maalesef. Suyun faydası var mı bu arada? Var. Evet. Güzel, siz ben unuttuğum şeyleri siz söylediniz. Şimdi böyle tek tek hani son anda, son dakikada böyle sorulacak bir şey. Yani böyle sorular aklıma geliyor. Onu da sizi hazır burada yakalamışken sorayım istiyorum. Çünkü su içmediğim zaman mesela bende çok baş ağrısı olur. Bazen gün içinde su içemiyorum dışarıya çıktığım zaman falan. Bilmiyorum sizde de olur musun Hanım? Böyle çok, ben suyu çok bir gelirim, severim. Suyu içerim, sonra bir rahatlık olur bende. Evet. Ne gibi bir etkisi susuzluk oluyor? Baş ağrısı üzerinde de çok etkili. Susuzluk direkt baş ağrısı nedeni oluyor aynı zamanda ama unutkanlık üzerinde de şöyle etkili. Yine işte böbrek fonksiyonlarının, karaciğer fonksiyonlarının, tansiyonun dengelenmesi için hepsi, tüm sistemler birbirine bağlı olduğu için insan vücudunda bunların hepsinin fonksiyonunun normal olması işte bizi unutkanlıktan koruyor zaten. Evet. O yüzden herhangi bir böbrek, kalp hastalığı, herhangi bir engel bir durum yoksa günde 2 litre su içilmesini öneriyoruz. 2 litre mutlaka içilmesi gerekiyor diyorsunuz. Evet. Yani aslında hani şöyle bir düşünüyorum da Rabbim o kadar güzel yaratmış ki tüm organlarımız birbiriyle denge içinde. Bir tanesinin sisteminin değişmesi birçok düzenin bozulmasına bir sebep zincir oluyor gibi. Değil mi? Evet, zincir değil gibi. Değil mi? Gerçekten bir zincir gibi aslında. Evet. Yani gerçi ay o kadar güzel şeyler öğreniyorum ki bu programda. Yani çok hoşuma gidiyor. Birçok konuyu öğreniyoruz, birçok konuya hakim oluyoruz. İnşallah sizler de faydalanıyorsunuzdur sevgili izleyiciler. Ve çok teşekkür ediyorum programıma katıldığınız için. Ben teşekkür ederim bugün davetiniz için. Çok zevk aldım. Her zaman beklerim programıma. Var mı son olarak eklemek istedikleriniz? Yok, buyurun çok doktorum. Sağ olun. Size de teşekkür ederim. Elinize ben teşekkür sağ ederim. Bilgileriniz şey için sağ olun. Evet, tavsiyeleriniz olacak mı izleyicilerimize? Şimdi tekrar tekrar söyleyelim ki. Evet, en aslında azından her şeyi tekrar tekrar söyledik. Evet. Yani erken teşhis, unutkanlık önemli ama unutkanlıkla ilgili de çok da kaygı olmamasını öneriyoruz. Yani kaygı unutkanlığı tetikler ve hastalar bu şekilde bir kısır döngün içine girmiş oluyorlar. Benim unutkanlığım var, acaba Alzheimer mıyım? Bu çok sık duyduğumuz bir soru. Ama bunun için zamanda tedbir görebilirler. Hem kendileri tedbir görebilir, hem biz tedbir görebiliriz. O yüzden sağlıklı beslenip, sağlıklı uyumak ve böyle bir şikayet varsa doktora başvurmalarını öneriyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İnşallah ileriki günlerde farklı konularla yine stüdyomda sizi ağırlamaktan mutluluk diyorum. Beklerim her zaman. Teşekkür ederim. Sunu Hanımcığım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her zamanki gibi harikaydın. Çok, siz harikasınız. İnanılmaz teşekkür güzel, ederim. Sağ olun. Lezzetli yemek şeyler, ikramlıklar yaptın bize. Valla bayıldım. Yine mutlaka evimde deneyeceğim bunu da. İnşallah. Ellerine kollarına sağlık. Sağ olun, afiyet sizin var olsun mı son olarak söylemek istedikleriniz? Valla her şey çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Doktor Hanım da çok güzeldi. Merak edilen bir konuydu. Ben de bu ara nedense ona takılıyordum biraz Alzheimer konusuna. Güzel oldu. Çok güzel her şey. Teşekkür ederim. Tüm soruların cevabını aldık değil mi bugün Doktor Hanım'dan? Evet. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bir Hayat Mutfak'ta programının daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendi sağlığınıza lütfen dikkat edin. Hayatta en önemli olan öncelikle sizsiniz. Hoşça kalın.